Arkadaşlar merhaba. Burak merhaba böyle arkadaşlar. Birkaç gün önce Instagram'dan bir post attı. Ben de onun altına bir yorum yaptım. Seni o Porsche'yle dedim, Şahin'le ya da Doğan'la da geçerim dedim. Sağ olsun Ömer arkadaşımız, Ozan arkadaşımız bana bir tane Doğan SL getirdiler. Şimdi Burak'a geçeceğim ama tabii şartlarımız var. Geçeceksin ha? Geçeceğim. Peki abi. Tamam. Nerede rahat geçeceksin abi? Abi jockey konuşur. Tamam hadi sen sen küçüksün söyle. Ha, şartların ne? Yaşlı olduğunu kabul ettin mi? Evet abi ben moruyum. 43 yaşındayım beyler. Ben de 37'yim arkadaşlar ama tabii biz ilk işe girdiğimizde Burak abi diyorduk yani. Çok yaşlı geliyordu. Neyse anlatırım tamam. Onları bir onu gün. Uzatma. Onları bir gün anlatırım. Sen beni nasıl geçeceksin onu anlat. Nasıl geçeceğim? Güzergahı ben belirleyeceğim. Tamam. Tamam. Belirlemişsindir. Belirledim. Tamam. Ona uyacaksın. Tamam abi okey. Tamam. Çok trafiğe girmediğim sürece benim için tamam. Çok sıkıntı yok gibi gözüküyor. Sınırlarına mecbur uyacağız zaten. Tamam. Heh. Ben Kuzey Otoyolu'ndan gideceğim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacağım. Uzun yoldan yani evet, bir de. Evet uzun yoldan gideceğim. Tamam peki. Sen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçeceksin. Ha, E5'ten geçeceksin. Değil. Değil. Tamam okey. Buradan başlayacağız Sabiha Gökçen'in buradan çıkıştan. Tamam. Sen 120 gidebilecek misin Sabit? Babacım araba tüplü ama şıkır şıkır her şey çalışıyor. Giderim. Sen tamam, rahat abi. Ol. Çok güzelmiş gerçekten. Evet. Biraz CMS 40'larım var kaldı. Abi. Anten var. Anten 1 beygir. Kaç beygir senin araba? 400. 400. Benim de 85. Yakın yani. İyi. Sen de benim yaşım gibi işte. Yaşın aynen. Baba şimdi kurallarına tamam. Uyacağız. Tamam. Nerede bitiyor? Onda sıkıntı yok. Şeyde bitsin. Bu Mall of İstanbul var ya. Orada bitsin. Tamam. Onun orada bir yerde bitirelim. Tamam. Tamam. Okey. Ağlama sonra. O da sana yakın. Nasıl neyse, yakın? Tamam okey. Abi kilometre olarak uzun zaten benim yolum. Senin 70 kilometre evet, falan olması lazım. Sen bu temden çıktığın zaman direkt Mall of İstanbul'a bağlanıyorsun. Ben tamam. De aynı yola çıkacağız zaten aslında. Tamam abi okey. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. O zaman saatlerimizi saatlerimizi ayarlayalım. Ayarlayalım. Benim araba anahtarı nerede? Üstünde mi? Hemen geliyorum. Göster bakayım anahtarını. Porsche değil Porsche mi? Porsche baba. Bak. Rahat ol. Bizimki de küçük Porsche. Tesla. Rahat ol. Yeni modeli bu. Karbon. Vay model 3. Model hafif. 3 yeni bu. Çok iyiymiş abi. Bize teslim. Çıkıyor muyuz? İyi hadi çıkalım. Şu ışıklardan başlasın. Tamam. Saatlerimizi ayarlayalım. Başlıyor. Ayarlayalım abi. Benim 16 geçiyor. Senin de 16 geçiyor. 16 geçiyor. Tamam. Hadi gidelim. Hadi yürü bakalım yaşlı. Kameraya arkanı dönme. Şu. Birader, bak yanımda artı 100 kilo daha var arabanın sahibi. Geçeceksin ha? Ona rağmen geçeceğim. Tamam abi. Kapa camı devam et, kapa camı. Kırmızı. Son hızından yemesin, kapa camı. Dur şu Sport Plus'ı alayım da bir aklını alayım onu. Evet arkadaşlar çıktık yola şimdi. Yanımızda Ömer var. Ömer kardeşimiz sağ olsun arabayı getirdi bize. Ama bir arkadaşı vasıtasıyla getirdi. O biraz aynen. Bakamıyormuş. Sağ olsun Oğuzhan abi. Oğuzhan ulaştı sana. Evet Oğuzhan ulaştı. Egzozu bir kapayalım mı? Kapayalım abi. Kapamadan son bir. Var eks var hepsini anlatacağız. Şöyle işte Oğuzhan ben Instagram'da bir story attım. Faça Şahin'e olan var mı diye. İşte Doğan Esel geldi. Ömer kardeşim getirdi sağ olsun. Burak'la böyle bir yarışma yapıyoruz şimdi. Bakalım. Nasıl arabanın hikayesi baba? Sen öğrencisin normalde. Aynen aslında. Abi. Malta Üniversitesi'nde okuyorsun. Aynen. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi okuyorum abi. Hı-hı. Bundan önce 131 vardı. Aslında işte Doğan'la bir resim yoktu. Hı-hı. İşte bizim oradan bir abi toplattı sağ olsun bunu. Amasya'dan geldi. İşte bu şekle gelmesinin sebebi de odur yani.
Allah abi, bir şekil yapalım. Biraz şekil yapayım. Ondan sonra işte araba Amasya'dan ilk sahibinden alındı abi. Boyası biraz tabii kötüydü haliyle 92 model olunca. Aha yanda. Şimdi girelim. Son giren kim olacak bakalım. Burada bizim komple araba soyuldu. İşte plastik aksam falan hepsi atıldı. Ardından hepsi geri toplandı. Araç fırın boyaya girdi komple soyulup. Boyası çok güzel görünüyor evet. Zaten. Boyasıyla ben ne boyası peki? Şey değil değil mi? Orijinal inci lacivert abi. Doğan Eser'in kendi Doğan rengi. Doğan kendi rengi. Kendi rengi. Okay. Eyvallah. Yani güzel genelde renk. Bu kondisyonda boyalı olanlar pek olmadığı için aha, insanlar soruyor farklı rengi mi boyattın diye. Aslında orijinal rengi bu. İyi boyanmış abi. Tabii. Vermiyor özellikle biraz farklı. Orijinal eyvallah. Tofaş verniği değil, onun için biraz böyle duruyor. Eyvallah. Bayağı bir ay iki ay uğraştık araçla. Üç aydır da biniyoruz işte. Ne güzel ya. Yani peki nereden geldi bunlar? Babadan falan mı yoksa tamamen kendinden? Ya abi illa herkesin vardır bir anısı Tofaş'ta. İlla eşinde, dostunda, babasında. Eyvallah. Vardır. Bizde çocukken babamızda vardı. Kartal. Oradan öyle bir içinde kalıyor insanın. Ya baba bak yine bende 131 vardı. 77 biliyorum vardı. Abi. Desktop vardı arkadaşlar bende de. Ya teyze yolda çevirip beni böyle yarım saat falan öyle, eşiyle öyle. Eşi vefat etmiş anılardan anlatıyor. İşte bu arabayla şuraya gittik buraya gittik. Yani insanlar böyle görünce mutlu oluyorlar bu otomobilleri. Hakikaten öyle enteresan. O zamanları yani hatırlıyorlar. Çok büyük bir tarihi var bizim ülkemizde insanlar. Öyle. Herkesin bir otomobili bir anısı vardır. Ama tabii. Babasında vardır ama dedesinde amcasında vardır. Amcasının birinde vardır yani. İlla ki hiç binmedi taksisine binmiştir abi. Zamanında bütün ticaretler Şahin'di, Tofaş'tı. Ben de bir tane Doğan Eser'le de şey yapmak istiyorum yani. İnşallah. Çok istiyorum yani bu arada. Ya keyifli arabalar da insanların bakışları biraz şey abi. Evet. O konuda müzdaripiz evet. Yani. Bir video yapmak istiyorum bununla ilgili. Ya vallahi iyi olur. Yani abi. Bir tane iyi bir bara gideceğim böyle. İyi bir kulübe gideceğim arkadaşlar. 131 ile gideceğim. Almayacaklar büyük ihtimalle. Ondan sonra da bir de Ferrari ile gideceğim. Bir 5 dakika sonra bakalım o zaman alacaklar mı? İlla ki alırlar abi. Merak ediyorum. Ben de bilmiyorum. Merak ediyorum sonucunu yani. Ne dersiniz? Size Doğan geçer mi? Zannetmiyorum. Onun çünkü takılabileceği bazı noktalar var. Mesela buradan Kuzey Otoyolu'na bağlanana kadar arada inanılmaz trafikli bir yer var böyle. Bayağı sıkışıyor, tek şeride iniyor. Bütün kamyonlar, mamyonlar zaten orada 45 dakika kaybeder. Ben köprüye kadar gitmiş olurum neredeyse. O aradaki bölümden Doğan'ın pek haberi yok galiba. Çaktırmadım zaten. Burak nerede kaldı ya? Biz öndeyiz ha. Vallaha. Şimdi burada bir trik var abi. Tamam mı? Muhtemelen. Şimdi Burak beni zannediyor ki ben normal teme bağlanacağım. İleriden köprüye gireceğim zannediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne. Evet. Ama şimdi buraya, tam o Sabiha Gökçen'in oraya yeni çıkış açıldı. Allah Allah. Aynen. Yeni oradan giriyorsun abi, dümdüz gidiyorsun. Burak onu bilmiyor şu anda muhtemelen. Muhtemelen. Evet, hiç muhabbeti geçmedi çünkü. Zaten bilsem muhtemelen bu yarışa da girmezdi. Bakalım şimdi göreceğiz. Orada bayağı öne geçeriz herhalde. Abi yol biraz uzun kilometre olarak ama biz orada öne geçeriz. Bu arada kaç yaşındasın? 22 abi. Vay be. Yani bu yaşta bir adam için hakikaten enteresan zevkler evet, bunlar. Bir de evet. Bayağı böyle şey abi, Ümit Besen, Arif Susam falan dinliyorsun yani. Öyle. O da açalım mı güzel bir şey? Açalım abi. Tam bu arabanın müzikleri. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Tesisat bu arada hepsi Pioneer mı? Evet. Kovanlar 6985. Aynen. Efsane. Aynen. Amfiler 404 abi. Pioneer'ın. Onlar da efsane. Tabii. Çok zevkli ya. Çok zevkli abi. Abi her şey analog, hiç aynen böyle öyle. Mekanik. Her şey mekanik. Hiçbir şey yok yani. Bak. Bak ne yazıyor orada bak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü Mahmut Bey 44 dakika. 44 dakika. Oku oku. Gel bir şey diyeceğim. Çabuk. Nereye? Bay bay. Görüşürüz. Bu ne ya? Haydi buraya yeni çıkış açmışlar. İşte şimdi biraz işimiz zor. Bari ben gidebildiğim kadar gideyim abi 120 ile falan. Bu arada nakit sağ diyor abi. Biz nakitten mi geçeceğiz? Nakitten geçelim ne yapalım? Tamam. Geçelim abi buradan. Onu düşündüm ben de. Neyse fişi alalım abi. Aldık fişimizi. Hadi bakalım. Efsane ya.
Teker sesi var biraz. Var. Ama o normal abi. O artık yapacak bir şey yok abi. Kaç senelik araba ya? 92 model araba. 92 model araba hakikaten ya. Ama kondisyon olarak düzgün bir araba yani. Ya sana şöyle söyleyeyim. İşte ne, geçen hafta mı ne Velar kullanıyordum, Range Rover. Okey yani, tamam güzel. Tabii, araba etkiliyor seni. Ama şu an mesela çok daha mutluyum. Aynen öyle. Sabah bir şey paylaştım ya. Hatta. Arkadaşım biri hemen yazmış böyle, caps almış. Aha. Ondan sonra suratımı koymuş böyle. Şey yap, abi ne kadar mutlusun falan diye. Hakikaten öyle. Öyle diyor abi insan. Aynen öyle. İnsanı bu otomobiller. Güzel arabalar yani. Ya durum da o zaten abi. Hani mutlu olduğun otomobile bineceksin. Aynen. Yani, tabii yine güvenliği açmayacaksın. Yani altındaki arabanın az çok, evet, farkında olacaksın. Sonuçta 92 model Doğan'a biniyorsun. Gidip de otobanda hız yapmak pek mantıklı değil öyle yani. Gene biraz ses geliyor. Tabii. Exos geliyor sana. Yüksek devirde geliyor. O biraz da headers'tan dolayı abi. Headers var ya. Var. Araçta sıkıştırma olmuyor. Başka ne var bu arabada bu arada? Abi arabada ses sistemi var, ha, dediğim gibi. Headers işte, var. Headers var. Motorunda ekstra bir şey yok. Hı. Sadece headers var, o da biraz mecburiyetten oldu. Ha. Ondan sonra jant lastiğimiz var. Tartışılmaz CMS zaten. CMS Topaş'ın efsane ya. Efsane. Ya CMS jantı bu kadar satamaz herhalde. Aynen ya, öyle. Aynen öyle. Yani rekor falan kırmış olabilir. Tabii yani. Ya bugün tekrar sıfırdan üretilse eski rakamlara yine ulaşır yani. Ulaşır yani. Acayip efsane jant. Aynen ya, öyle. Başka da bir şey yok arabada ekstra olarak. Ya çok sade, çok güzel bir araba. Boyadan çok tabii. Evet. O kadar şaşalı duruyor yani baktığımda. Bir de yere yakınız biraz işte. Ha yani çok, evet, çok olmasa da arkalar soğuk pres, önler çanaktan ufak bir kesildi abi. Ha. Ama şey değil bak. Sekme falan yok. Sıkıntı yok. Aynen yani. Aynen. Gayet iyi yani. Bayağı uğraşıldı onlara da yani. Direksiyonda çok hafif boşluk var gibi. Evet. O da daha çok simitten dolayı. Ha. Simitten önce orijinal direksiyonda yoktu öyle bir şey. Yoktu, doğru. Ya bunu motorlarla bahsetmek gerekirse arkadaşlar, bu motor da Tempra motoru. Evet. Üstten tek egzantrikli. Aynen öyle. Tempra motoru bu seriyle başladı yani. Eserle tabii, başladı. Eserle başladı. Valla sağ ol bugün de getirdin bize. Yok abi ne demek. Bir kalkış yaptı Kuralp'la ama. Aynen öyle. Biraz harcadı bizi. Biraz harcadı bizi ilk kalkışta ama. Sonucunda görürüz abi işi. Aynen öyle. Hiç belli olmaz abi. Arayalım mı Burak'a bakalım neredeymiş? Ya yani o bizi arar ya. Değil mi? Biz rahattayız. O arasında. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz de keyifli keyifli yol gidiyoruz. Burak abi kalmıştır şimdi trafikte. Burak kesin trafikte. O yüzden morali bozuk bence aramıyor. Değil mi? Ararım ben seni yoldan falan dedi ama hiç ses seda yok sanmıyorum yani. Sanmıyorum ben de ayrıca. Abi şöyle orijinal hani boş ekstrasız bir araç almaya kalkarsan 13-14'ü gözden çıkaracaksın yani şu piyasada. Şey peki şimdi sen biraz bu işte uzmanlaştın artık yani. Yok o kadar yani ama sonuçta biliyorsun detayını yani. Tabii. İşin. Yani alacak olan, çünkü çok sorular geliyor bize böyle. Alacak olan arkadaşlara ne önerirsin? Neye dikkat etsinler alırken? Abi aracın iç döşemesine dikkat etsinler. Hani iç döşeme yani 131 ve işte Şahin Doğan üzerinde. Hepsi. Aracın iç döşemesine dikkat etsinler çünkü kilometre o yani yalan söylemiyor aracın içi. İç kondisyonuna baktığın zaman ya biz eskiden ne kadar şu pedallara bile bakardık tabii, ya. Tabii. Ne kadar yıpranmış diye, değişmiş mi değişmemiş aynen mi diye. Öyle. Ona bile bakardık i̇şte, yani. Direksiyonda artık elin izleri oluyor kimi araçlarda. Adam iddia ediyor 80 bin ediyor. Abi 80 binde araçta nasıl oluyor diyorsun. Halbuki bir de bunlarda şey var, ona dikkat etsinler abi. 100 binde bir kilometre kendini sıfırlıyor. Hmm. Şimdi orada 50 bin yazıyor. İşte adam diyor ki araç 50 i̇kinci binde mi? Halbuki ikinci 100 bininde tabii araç. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Aa araç orijinal 57 binde mi diyorlar. Benim aracım 57 binde. Onu da nereden bakabilirler? Yani başka bir taktiği yok zaten. Aracın plakasından sorgulayıp işte muayeneye ne zaman girdiğinde. Ha. Mesela 70 binde girmiştir. Bir dahakinde 30 bindir. Demek ki bir 100 bin atlamış anlamına geliyor. Oradan hesap yapabilirler. Başka türlü zaten imkansız yani anlamaları. Çok güzelmiş abi ya. Vallahi çok güzel değil mi? Şimdi bırak düşürsün. Aynen öyle.
Açık bir sen yemek yiyelim, vaktimiz var yani. Evet, değil mi? Kahve falan içebilirsin. Burak abi var. Risk yapmam, risk yapmam. Orada yer içeriz. Hayatta risk yapmam. Onun keşke düşmem. Keşke iddiasın olsaydı da yemekler Burak abiden olsaydı. Ismarlatırım ki. Alayım onu. Alo. Burak Hoca neredesin? Neredeyim? Çamlıca'ya kişilerin has kaldı. Girmek üzereyim. Fena gitmiyor ama. Sen neredesin? Ben de köprüyü geçtim. Yapma ya. Çok gitmişsin ha. Ben de yok. Ben de çok gitmiyorum ya. 130 falan bende ya. Sıkıntı yok. Tamam abi güzel. Ben şimdi buradan itibaren videoyu bitireceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Sonucu merak eden arkadaşlar gelsin senin kanalda izlesinler. Tamam abi okey. Tamam böyle bir şey yapalım. Değişiklik olsun bu sefer. Tamam öyle yapalım. Yani ben her türlü koyacağım için çok affedersin. Yaşça büyüksün benden ama bunu söylemek tamam. Zorundayım artık. Tamam, bir de abi. Bakalım inşallah. Trafik tamam. Olmazsa ben fena değilim ya. Hadi bakalım. Bir şey diyeceğim umutluyum, bu arada. Umutluyum. Bir hevesim var. Eyvallah. Bir şey diyeceğim bu arada. Ömer kaç kilosun kanka? 110 kilo Ömer evet. Ve biraz acıktı abi. Acıktı? Evet ben de biraz açım. Yani bu iddiaya bir şey koyalım. Bir yemeğine olsun bu. Tamam peki okey. Tamam lütfen. Tamam, bizimkiler de iyi yer. Abi senin Sarper iyi yer, evet. O yüzden benim kazanmam lazım. Kapat beni meşgul etme, hadi öptüm. Evet, ne yap, et sen C'yi yap. Evet, doğru ben Sarper'i unuttum abi. Hadi abi görüşürüz sen. İyi günler, iyi günler. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi videoyu burada bitirelim. Siz bundan sonrasını Burak'ın kanala gidip ya burada ya burada. Burada bir yerlerde bir link olacak. Benzin Turgucu arkadaşlar koyacaklar. Burak'ın kanalına gidip oradan izleyin. Ben de biraz daha acele edeyim. Çünkü onda Sarper var. Sarper şöyle yani evde sehpa falan yiyor. Böyle bir arkadaş. Bayağı yiyor yani. Ciddi yiyor. O yüzden yemeğin bana fazla girmemesi yaparlar. Lazım. Açıkçası. Aynen, o yüzden ben biraz daha konsantre olayım gideyim. Ömer kardeşim sana buradan çok 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 teşekkür ederim. Demek abi. Hakikaten ben teşekkür bu ederim. Bu otomobil verdin bize. Sağ olasın. Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, görüşürüz.